Merhabalar ben Burak Şambak. Kanalımdaki uzun eğitim videolarının yanında çeşitli konularda kısa videolarda yayınlayıp adeta sizlerle hap bilgiler paylaşıyorum. Bu kısa hap eğitim videomuzun konu başlığı katmanları otomatik olarak birleştirmek. Biliyorum bu başlık çok şatafatlı değil ama sizin için videoyu çekerken çok keyif aldım da bir gerçek. İsmi şaşalı olmasa da yaptığı iş sizlere çok zaman kazandıracak olan auto Blend layers konusunu sizlerle paylaşmaktan çok mutluyum. Hadi şimdi Photoshop'a geçelim ve bu işlemi kolayca ve hızlı olarak nasıl yapabileceğimizi birlikte görelim. Ve Photoshop'un içindeyiz. İlk örnekte bu balığı bu görselin üzerine yerleştireceğim. Nasıl yerleştireceğim? Auto Blend Layers yani otomatik olarak katmanları karıştır, birleştir emrini kullanarak. Şimdi normalde biz ne yaparız? Eğer ben bu balığı seçeceksem işte sol taraftan çabuk seçim aracını seçebilirim. Buradan Select Subject özneyi seç diyebilirim. Kenarları daha sonra rafine ederim. Şunu bunu yaparım. Bakın böyle bir şey yapmayacağım. Çok basit bir şey yapacağım. Geleceğim sol taraftaki araç çubuğundan lasso aracını seçeceğim. Ve bu seçeceğim leke her neyse bunun etrafında oldukça gördüğünüz gibi kabaca bir seçim yapacağım. Ardından Ctrl C ile bunu kopyalayacağım. Geleceğim buraya Ctrl V ile Mac için tabi kontrol yerine comment geliyor. Buraya yapıştıracağım. Ctrl T veya Command T ile transform aracını açacağım. Boyutunu bu görsele uygun hale getireceğim. Bu benden uzaktaysa birazcık daha ufak yapabilirim. İstiyorsam şu köşegenlerden birazcık boyutunu ve yönünü, gidiş yönünü değiştirebilirim. Farz edin ki burası çok güzel. Enter tuşuna veya yukarıdaki OK tuşuna tıklayacağım. Şimdi bakın bunun etrafında Dikkat etmediğimiz kabaca seçtiğimiz için siyah bir çerçeve kaldı. Bakın ne yapacağım? Bu balık sarı balığın olduğu katmanın altındaki ilk görsel yani şu palyaço balığının olduğu görsel sağ tarafta bir kilide sahip. Çünkü background yani arka plan katmanı bu. Bunun üzerine bir kere tıklıyorum. Bu kilidi açıyorum. Bunu yapmazsanız bu işlem yürümez. Ardından Shift tuşuna klavyedeki basıp her iki katmanı da seçiyorum. Bakın ikisi de seçildi. Ardından Edit düzenle. Buradaki Auto Blend Layers katmanları otomatik olarak karıştır, birleştir, harmanla seçtim. Karşıma böyle bir küçük pencere geldi. Burada otomatik olarak seçilmiş olan panorama, birleştirme metodu bu panoramayı seçmeyeceğiz. Stack images. Stack kelime anlamı yığımı anlamına geliyor. Ve şu aşağıda iki tane de seçenek var. Seamless tones and colors. Bu da Türkçe olarak kesintisiz, hatasız ton ve renkler. Tikli olsun. Bir altındaki satırdaki content aware feel transparent areas yani transparan olacak bölgeleri İçeriğe uygun olarak doldur seçeneği de tikli Özetle ikisi de tikli olsun. Burada da stack images seçiliyorsun. Şimdi mucize başlıyor. OK tıklıyorum. Gördüğünüz gibi fotoğraf bu halden bu hale geldi. Ve dikkat ederseniz bu sonuç katmanı oluşturuldu. Ek bir katman geldi. Benim yapmam gereken katmanları zalandık Hamburgeri tıkla ve flatten image yap. Bu başlangıç, bu bitiş. Ve gördüğünüz gibi çevresindeki o siyah bölümden eser yok. İkinci örneğe geldik. Bir bu fotoğrafımız var, bir de bu fotoğrafımız var. Dikkat ederseniz hem tonalite hem beyaz dengesi olarak birbirinden farklılar. Bakalım burada nasıl işe yarayacak. Geldim, bu sefer bunu seçip diğer tarafa aktaracağım. Lasso aracım seçili. Kabaca Şöyle bir seçim yapıyorum. Gölgesini de alıyorum ve arkasında bıraktığı izi de alıyorum tabii ki. Ctrl C, Command C'ye bastım, kopyaladım. Geldim buraya. Ctrl V, Command V'ye bastım, yapıştırdım. Sonra Ctrl T, Command T Mac için. Bunun yerini nerede olması istiyorsam oraya getirdim. Şimdi perspektif olarak bu adam burada bu büyüklükteyse bu adam bu kadar arkada bu kadar ufak olmaz. Birazcık büyütmem lazım. Büyüttüm. Şöyle yaptım. Sanırım perspektif olarak biraz daha büyütmem lazım. Ardından enter tuşuna bastım veya şu yukarıdaki tike de tıklayabilirdim. Şimdi gördüğünüz gibi buraya yerleşti fakat burada çerçeveler, tonlar falan filan belli ne yapacaktım? Background'un yanındaki kilidi açıyorum. Shift tuşuna basıp iki katmanı da seçiyorum. Edit düzenle. Auto Blend Layers. Stack. OK. Bazen bu tür bir uyarı gelebiliyor. OK deyin geçin. Ve Flatten Image dedim. Bu fotoğrafa Başka bir tona sahip diğer fotoğraftan yani şundan etraftaki detayları bir anlamda fotoğrafın içinde yok ederek bana iki tane farklı fotoğrafı birleştiren bir çözüm üretmiş oldu. Son örnekte birazcık daha da karmaşık iki fotoğrafı birleştirelim daha doğrusu bir fotoğrafın bir bölümünü bu fotoğrafın bu kısmını alacağım bu fotoğrafın üzerine yapıştıracağım. Yine lasso seçili. Bunu yine gölgeleri ve suda bıraktığı izlerle seçtim. Birazcık şu kısmı da ekleyeyim. Burası seçildi. Ctrl C, Command C. Çok kolay bir yöntem. Gel buraya Ctrl V, Command V. Ardından Ctrl T, Command T. Gerektiği kadar perspektife göre küçült, büyüt. Yerini değiştir mouse'la tıklayarak. Burada kadının yanında bu çocuk çok mu ufak oldu? Birazcık daha büyüt. Enter'a bas. Kilidi kaldır. Shift'e basıp iki katmanı da seç. Edit düzenle. Auto Blend Layers. Stack Images. Okey. Gülüyorum kusura bakmayın. Çıkan sonuç o kadar kolay elde ediliyor ki ve o kadar güzel ki şaşırıyorum. Yani ben yıllardır Photoshop kullanıp yıllardır bunu sizlere öğretmeme rağmen hala beni Photoshop şaşırtmaya devam ediyor. Katmanların yanındaki hamburger ve ardından görüntüyü düzleştir flatten image le. bu eğitimimiz burada bitiyor. Bu pratik yöntemin hap eğitim videosunun sizlere yararlı olacağına ait inancım tam. Diğer eğitim videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben Burak Şambak. Selam ve sevgilerimle. Hoşçakalın. Bu eğitim videosunu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmamanızı rica ediyor. Benzeri videolara rahatça ulaşmanız için kanalıma üye olmanızı ve videolardan yayınlandığı zaman haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Harika fotoğraflarda görüşmek üzere. Selam ve sevgilerimle. Ben Burak Şambak. Hoşçakalın.